aile desteği ödeneğinin artırılması, ısınma yardımı ve yakıt yardımı gibi Fransa'da 1 Kasım'dan itibaren günlük hayatı da etkileyecek birçok değişiklik oluyor. Aile desteği ödeneği Fransa'da tek başına çocuk yetiştiren ailelere verilen ve asgari nafaka olarak da adlandırılan aile destek ödeneği 1 Kasım'dan itibaren %50 oranında artırılacak. Kış dönemi bugün başlıyor. Fransa'da 1956 yılından beri uygulanan kış tatili 1 Kasım'da başlıyor. 31 Mart'a kadar sürecek olan zaman diliminde kiracıların evden atılması mümkün olmayacak. Aynı zamanda şirketlerin elektrik ve gazı kesmesi de bu sürede yasak olacak. Sigarayı bırakmayı sigara içenleri sigarayı bırakmaya teşvik etmek için her Kasım ayında Fransa'da gerçekleştirilen toplumsal hareket olan Tütünsüz Ay bugün başlıyor. Ek emekli maaşlarının yeniden değerlendirilmesi. Ek emekli maaşı alıyorsanız bu sizin için iyi haber. Ekim ayı başında emekli maaşlarını yöneten kuruluş 1 Kasım 2022'den itibaren emekli maaşlarının %5.12 oranında artırılacağını açıkladı. Isınma yardımı Akaryakıt ısıtılan haneler için 8 Kasım'da yardım çeki gönderilecek. Yardım miktarı hanenin durumuna bağlı olarak 100 ila 200 oy arasında değişecek akaryakıt ısınan evlere verilecek yardımlar 1.6 milyon haneyi kapsıyor. Engi'den mali yardım Elektrik tedarikçisi Engi çok fazla detaya girmeden duyuruyu Temmuz ayında yapmıştı. 880 bin kişiyi ilgilendiren 100 euroluk yardım Kasım ayında yapılacak. Yardımı almak için 27 Temmuz 2020'de söz konusu şirket ile bir enerji sözleşmesi yapılmış olması gerekiyor.